Portekiz Grand Prix'si Portimao'dan herkese merhabalar. F1 2021 My Team kariyerinde 36. bölüme gelmiş bulunuyoruz. Önceki bölümde Imola'da sezonun ilk galibiyeti gelmişti kendimiz adına. Ricardo daha öncesinde galibiyetler almıştı ama bizim için ilk galibiyet Imola'da geldi. Ve kendisini ilk defa hem sıralama seansında hem de yarışta mağlup etmeyi başarmıştık. Bu hafta sonu yine Ricardo'yu geçmeye çalışacağız ve diğer rakiplerimiz Ferrari ve Red Bull ise yine oldukça hızlı olacaktır. Önceki bölümde Ferrari ile Leclerc ile çok iyi bir mücadeleye girmiştik. Gerçekten çok keyifliydi. Eski yılları andıran bir durumla karşılaştık. Le Mans yıllarındaki Ferrari Ford mücadelesini bir nebze olsun tecrübe etmiştik. Sezonun başındayız. Ferrari ile mücadelemiz daha da artacaktır ilerleyen bölümlerde. Şimdi Q2 seansındayız fakat yağmur yağmaya başladı. Seansın sonlarında yağmurun etkisi artacak. Özellikle Q3 seansında full yağmurlu bir pist görebiliriz. İkinci sektörde en iyi dereceyi yaktık. Ve bu arada kanala gelen birçok F1 videosu ve F1 içeriği için abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki ay lansmanlar başlayacak. F1 sezonuna start vereceğiz. Yeni gelecek birçok video olacak. Ve bunlarla ilgili detayları kaçırmak istemezsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ve tabii ki videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Evet, Q2 seansını 5. sırada noktalıyoruz. Esteban Ocon şu anda lider. Turu ilk atan pilot yağmurlu seansta lider olur. Çünkü geçiş lastikleri sonrasında pist yavaşlayacağı için pistte ilk çıkanlar avantajlı olacaktır. Şimdi Q3'teyiz. Yoğun yağmur var ve yağmur lastikleriyle mavi logolu lastiklerle piste çıkmış vaziyetteyiz. Bakalım yine ilk 3'te yer alma şansımız olacak mı? Seansın sonlarına doğru yağmurun etkisi biraz olsun azalacak. Belki geçiş lastiklerine geçebiliriz. Bu önemli olacak. O aralığı doğru şekilde yakalayabilirsek diğer araçlara göre avantajlı olabiliriz. Evet, ilk turumuzun sonlarına geliyoruz. Fena bir tur olmadı. Çizgiyi geçeceğiz ve şimdilik 3. sıradayız ama 1.3 saniyelik farkla Sainz lider. Son kez piste çıkıyoruz. Q3 seansında yağmurun etkisi biraz olsun azaldı. Geçiş lastikleriyle turlayacağız. Lewis Hamilton 1.23.811. Geçici olarak pole'de. Yavaş yavaş dereceler gelişecek. Carlos Sainz geldi 1.23.239 ile. Ve sıralama seansı bitti. Şu anda turunu tamamlamayan tek isim olabiliriz. Herkes bizi bekliyor olacak. Ön taraftaki diğer iki araç da yine aynı şekilde turluyor olabilir ama tam emin değilim. İlk sektörde 1 saniye kazandık şimdiden. İşte bahsettiğim olay bu. Doğru zamanda piste çıkarak en uygun tutuşu yakalamaya çalışıyoruz. Ve bunu başardık gibi şu anda. ...1.8 saniyelik bir gelişim var. İyi bir turla geliyoruz. Herhangi bir hata yok ve aracın hissiyatı gayet güzel. Gittikçe hızlanıyoruz. Yağmurun etkisi azalmaya başladı iyice. Ve Jeff yağmurun 10 dakika sonra duracağını söyledi ama zaten sıralama seansında sona geldik. 3.7 saniyelik gelişimle çizgiyi geçeceğiz. Bakalım kaçıncı sırada olacağız. Portekiz'de bekliyoruz Jeff'ten haberin gelmesini. Birinci sıra olarak görünüyor şu anda ve pole pozisyonundayız. 0.2 saniyelik farkla Ferrari'yi mağlup ediyoruz ve Ricardo 1.2 saniyelik farkla geride. Yine Ferrari pilotu yanımızda olacak. Carlos Sainz ile mücadele içerisinde olacağız. Imola'da motoru patlamıştı Carlos Sainz'in. 3. sırada Lewis Hamilton, 4. sırada Pierre Gasly, 5 Sergio Perez, 6 Ocon, 7 Tsunoda, 8 Giovinazzi, 9 Russell ve 10. sırada Charles Leclerc. Ricardo muhtemelen grid cezası almış. Evet, 14. sıraya düşmüş. Takım arkadaşımız McLaren'ler yine. Ceza alan diğer isimler. Latifi, Joe. Ve Haas'lar her zaman olduğu gibi son çizgide. 2 pit beklentisi var. Yağmur da yağmayacak bu yarışta, önümüz açık. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz.
Portekiz Grand Prix'sinde Portimao'da Carlos Sainz'le beraber yarışa start veriyoruz. Arka tarafta çoğu isim orta hamurla yarışa başlayacak. Bu da onların tek pit yapacağını gösteriyor ve iki kez pit yapacağımız için pist üzerinde tekrar geçmemiz gerekecek bu isimleri. O nedenle ilk bölümde olabildiğince fark açmak zorundayız. Lewis Hamilton Carlos Sainz'i geride bıraktı. Mercedes tarafı sezona iyi şekilde başlayamadı. Bu yarışta geri dönmeye çalışacak Alman takım ve Lewis Hamilton. Geçen sene yine Valtteri Bottas'a yenilmişti diye hatırlıyorum Lewis Hamilton'ı, ama tam emin değilim. Şampiyon üçüncüsü Bottas'tı. O nedenle Hamilton'ı yenmiş olabilir. Carlos Sainz önceki yarışta Ricardo ile mücadelesi sonrasında Ricardo'nun aracında ön kanadında hasar oluştu ve takım arkadaşımız pite gelmek zorunda kalmıştı. Sonrasında Carlos Sainz erken pit hamlesiyle yumuşak lastiklere geçiş yaptı. Bizi geçecekti neredeyse, ama işte o noktada motoru patlayınca Ferrari motoru iflas etti ve yarış dışı kaldı. Sadece Charles Leclerc'le biz kalmıştık Ford Ferrari tarafında. İlk turu lider olarak tamamlıyoruz. Lewis Hamilton'ın önünde 0.4 saniyelik farkla peşimizde 7 kez dünya şampiyonu. Hem Carlos hem de Lewis şu anda avantajlı. Tek pit her türlü avantaj sağlayacak onlara. Eğer ki bir güvenlik aracı falan gelmezse işimiz biraz zor, ama neler olacağını asla bilemeyiz. 1.17.256 ile en hızlı tur. DRS açıldı. Lewis Hamilton hala daha DRS mesafesinde. Pek fazla uzayamadık. Şimdi biraz arayı açmış olduk. İlk viraj sonrasında hem lastiklere iyi şekilde davranmamız gerekiyor, hem de farkı açmamız lazım. İkisini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Son sektördeyiz şu anda. Fark 0.8 saniye. Kolay şekilde uzayamadık Hamilton'a göre. Geçen sene burada Audi kariyerinde ortalama bir yarış çıkarttık ve sezonun iyi sonuçlarından birisiydi. En hızlı turu yine güncelledik bu arada son sektördeki en iyi dereceyle. Audi kariyerindeki ilk yarışımızda ise burada yağmurlu sıralama seansı bizi kurtarmıştı ve ilk defa Q3 seansına kalmıştık. Arka tarafta sarı bayraklar var. Kısa süreliğine sallandı. Ve Sergio Perez yarış dışı. Red Bull'da kayıp var. Meksikalı pilot yarış dışı. Dumanlar altında işte bu şekilde yarışa veda etti Meksikalı sürücü. Yarım saniyelik farkla Hamilton peşimizde. Bu turda biraz daha yaklaştı. DRS ile beraber gelmeye başladı Lewis Hamilton, ama önde kalacak kadar hızlıyız şimdilik. Evet, Ricardo işte geldi. Arka tarafta sarı bayraklar var ve Kimi Räikkönen yarış dışı. Aston Martin pilotu yarış dışı kalmış bu şekilde. Aston Martin ile Alfa Romeo teması. Gerçekten ilginç bir kaza var Stroll ile Räikkönen arasında. Stroll pite geldi ve güvenlik aracı nedeniyle biz de pite geliyoruz. Ön taraftaki Hamilton ve Sainz yola devam etti. Tekrar yumuşak lastiklere geçeceğiz. İlk pit stop gelmiş olacak böylelikle. Gerçekten ilginç bir kaza görüyoruz. Şimdi bakalım hangi strateji doğru? Tek pit mi yoksa iki pit mi? Bunu göreceğiz. 2.5 saniyelik pit stop servisiyle yarışa dönüyoruz. 8. sırada döneceğiz. Schwarzman'a geçilmedik. Bu güzel. Bakalım tek pit mi yoksa iki pit mi avantajlı? Güvenlik aracı içeri girdi ve yarış tekrar başladı. Portekiz Portimao'da. Lando Norris'in peşindeyiz. McLaren pilotu. Lando'nun hava koridorundayız şu anda. Ön tarafta Matsushita takım arkadaşı var. İçeriye doğru geçiyoruz. Biraz daha geç frenaj yapacağız McLaren'e karşı, ama Lando'dan güzel bir savunma, pes etmedi. İkinci viraja doğru geliyoruz. Şimdi içeriden kendimizi gösterdik. Yarış çizgisindeki daha yüksek hız farkıyla geliyoruz Lando'ya karşı. İçeriye doğru kapandı. Lando Norris mücadele ediyor bizimle.
Güzel bir sahne görüyoruz şu anda. İlk sektör sonundayız. Dış taraftan gelerek McLaren pilotu Lando Norris'i geride bırakıyoruz. Sırada takım arkadaşı Matsushita, sonrasında Max Verstappen ve Valtteri Bottas olacak. Ve sonrasında iki Ferrari pilotu. Yumuşak lastikler bize avantaj sağlayacak. İlk bölümde şu anda geçiş yaparken daha kolay bir hız farkı elde edeceğiz. Daniel Ricciardo bu arada çok yükselemedi. Güvenlik aracının gelmesi de biraz işlerini kolaylaştırmalı açıkçası ama öyle devasa bir yükseliş göremiyoruz. Şimdi Matsushita'nın hava koridorundayız. Diğer bir McLaren'e karşı geliyoruz ve Ford ile beraber McLaren'i geride bırakıyoruz. Start finish düzlüğünde kolay bir geçiş. Lando'ya göre daha rahat bir atak yapmış olduk Matsushita'ya. Max Verstappen sıradaki hedef. Red Bull pilotu önümüzde. DRS henüz açılmadı ve biraz arkadan kayma yaşadık. 11. turdayız. Fark 0.4 saniye. Start finish düzlüğünde DRS ile geçebiliriz. Max Verstappen'i. Şu anda çok bir şey kaybetmedik. 2 pit yapacağız ama yarışın sonunda orta hamura geçeceğimiz için daha hızlı olabiliriz rakiplerimize göre. Verstappen'e karşı DRS açıyoruz. Son sektörde en iyi derece. Santim santim yaklaşıyoruz. Hava koridorundan çıktık şu anda. İçeriye doğru geçiyoruz ve ilk virajda Red Bull'u da geride bıraktık. Sırada Valtteri Bottas. Sonrasında Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisi. Yarışın başında mücadele ediyorduk zaten bu isimlerle. Oldukça yakınız. İlk sektörde en iyi derece. Mor sektör derecesi. Valtteri Bottas bu sezona iyi şekilde başlayamadı. Onun yerine başka bir isim alınsa, takımlardaki isimler değişse, domino etkisiyle güzel bir olay çıkabilirdi karşımıza ama olmadı. İkinci sektördeki derece ile gelişim 0.4 saniye civarına düştü. Valtteri Bottas'ı şimdi geçeceğiz gibi. Verstappen'e kıyasla biraz daha yakınız. Charles Leclerc ve Bottas ikilisi pite geldi. Önümüz açıldı bu güzel ve 1.16.772. Şimdi Carlos Sainz ve Lewis Hamilton. Henüz pit yapmadı bu isimler. Tek pit yapacaklar. Her iki pilot da Ferrari çok yakın. Mercedes'e. Carlos Sainz sezondaki ilk galibiyetinin peşinde. Daha doğrusu kariyerindeki ilk galibiyetin peşinde. Geçen sene bir galibiyet almadı diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ve evet, önümüzdeki iki araç da pite girdi. Şimdi hızlanma sırası bizde. Evet, 18. turun sonunda pite geliyoruz. Orta hamura geçeceğiz. Son kez pit stoptayız. Biraz erken pite geldik bir tur kadar ama çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Tsunoda Gasly ikilisi liderliğe yükselecek. Schwarzman podyuma çıkacak. Tabi gerçek bir sonuç değil bu. İki saniye. Oldukça iyi bir pit stop servisi ile yarışa dönüyoruz. Charles Leclerc ve Carlos Sainz geldi. Leclerc'e geçilmedik. Güzel. Sadece Carlos Sainz önümüzde ve Lewis Hamilton. Zaten diğer isimler tekrar pit yapacak. Bunu unutmayalım. Ve ikinci virajda dışarıya doğru çok açıldık. Frenajı kaçırınca Leclerc bayağı yakın. Dışarıya doğru geçiyoruz. İç kapıyı açık bıraktık Ferrari pilotuna. Çünkü buradaki yarış çizgisi daha avantajlı. Ve Charles Leclerc'in önündeyiz. Leclerc'in önündeyiz. Carlos Sainz ile fark 2 saniye. Yumuşak lastiklerdeki hissiyat fena değildi. Bakalım orta lastikler nasıl bir tutuş sağlayacak bizlere. 1.8'e indirmeyi başardık farkı. Ön taraftaki diğer pilotlar Hamilton'la Sainz ikilisini oyalıyorlar bayağı bir ama şimdi önleri açıldı.
1.4'e indirdik farkı ve son sektörde en iyi derece. Ve bu arada Carlos Sainz yine yarış dışı. Ferrari pilotu bir kez daha motor sorunuyla yarış dışı kaldı derken körbün üstünde kontrolü kaybettik. Neyse ki güzel bir kontrayla aracı pist üstünde tutmayı başarıyoruz. İşte olayın tekrarı. Carlos Sainz'den bahsederken biz de yarış dışı kalacaktık neredeyse. Ama sorun yok. Charles Leclerc podyumda, Hamilton 2.1 saniyelik farkla önümüzde. Tam gaz zorlamaya devam ediyoruz Hamilton'ı geçebilmek için. Elimde ne kadar hız varsa piste döküyorum. Bakalım Hamilton'ı geçebileceğiz mi? İkinci sektörde kendimiz adına en iyi derece. İlk sektörde oldukça yakınız. İkinci sektörde biraz daha fark kaybediyoruz ama genel anlamda öne geçersek liderliğimizi koruma şansımız olacaktır. Düzlük hızımız oldukça iyi. Ve yarım saniyelik gelişimle 1.16.227 en hızlı derece. 1.5 saniye civarına indirdik farkı. Daha da yaklaşıyoruz. 1.3. Leclerc de bu arada DRS mesafesinden koptu. İlk sektörde en iyi derece %62'lik gelişimle farkı 1.2 saniye civarına indirdik. Yavaş yavaş DRS mesafesine doğru geliyoruz Hamilton'a karşı. Lewis Hamilton da uzun zamandır galibiyet alamıyor ve sezonun ilk galibiyetinin peşinde. Lewis'i hemen geçmemiz lazım. Yarışın sonunda lastik aşınması konusunda daha avantajlı olacak çünkü Imola'da olduğu gibi açıkçası aynı durumla karşılaşacağız. Ve 0.9 saniye DRS mesafesine geldik. Sonunda farkı 1 saniyenin altına indirebildik. Arka kanadımız açılacak Hamilton'a karşı. Ve Leclerc de bayağı bir uzaklaştı. 2 saniyelik farkla peşimizde. Şimdi DRS açıyoruz Hamilton'a karşı. Az önce biraz blokaj yaşadık. Fren pedalları iyice bitmiş durumda açıkçası. Onu bir videoda göstereceğim sizlere. En ufak bir dokunmada sonuna kadar gidiyor frenaj. Sonraki bölüme eklemeye çalışacağım. Bir kesit olarak göreceksiniz ne durumda olduğunu. Jeff yine golü atmış oldu. Aracımızda bir sorun var. ERS yazılım sorunu. ERS açık kaldı. Arka taraftaki yol tutuşu bayağı bir azalacak. Yarışın bitimine son iki tur. Charles Leclerc ve Max Verstappen DRS mesafesinde. Lewis Hamilton'la olan mesafeyi maalesef ki kaybettik. DRS açık kalınca tempomuz düştü ve virajlarda Lewis Hamilton arayı açtı. Şimdi Leclerc'e karşı ikinci sırayı korumaya çalışıyoruz. Charles Leclerc ilk virajda dış taraftan gelerek ikinci sıraya yükseldi. Podyumu korumak zorundayız. En azından üçüncü sırada kalmamız gerekiyor. Max Verstappen'e karşı. Evet, son turdayız. Son virajdayız. Verstappen oldukça yakındı ama geçemedi. Pole'den başladığımız yarışı üçüncü sırada noktalıyoruz. Lewis Hamilton yarışı kazandı. Charles Leclerc ise ikinci sırada hafta sonunu tamamladı. Lewis Hamilton ve Mercedes ikilisi sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Ferrari pilotları ise yine hızlı oldukları bir hafta sonunda hüsranla hafta sonunu kapatmış olacak. Yoksa Carlos Sainz galibiyete çok yakındı. Biz yine podyumdayız. Imola sonrasında biraz form bulmuş olduk. Ricardo ile puanlarımız eşit. 62 puan.
Oldukça yakınız. Ricardo 7. sırada noktalamış yarışı. Güvenlik aracına rağmen çok iyi bir yükseliş değil açıkçası. İlk 5'te olması gerekirdi. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Yeni gelecek videoları ve gelişmeleri herkesten önce izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.